yaratmaya, sanatın bir... Değerli dostlarım, sanat, duygu ve düşüncelerimizi en saf haliyle ifade etme aracıdır. Sanat, farklı kültürlere, farklı görüşlere, farklı bakış açılarına sahip insanları bir araya getirir ve birbirine daha da yakınlaştırır. Sanat sadece estetik bir deneyim sunmanın ötesinde toplumları birleştirir ve barışa da katkı sağlar. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Konak Belediyesi olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanında olmaya çalıştık bu süre içinde. Düzenlediğimiz etkinliklerin yanı sıra sanat kurslarımız ve yarışmalarımızla şehrimizin kültür sanat hayatının zenginleşmesine bir nebze de olsun katkıda bulunduğumuza inanıyoruz. Bu süreçte bir önceliğimiz de şehrimize aynı zamanda yeni kültür ve sanat mekanları kazandırmak, mevcut mekanların ise hizmet kalitesini artırmak oldu. Konak Belediyesi'ne ait Alsancak Güzel Yalı ve Eşrefpaşa'daki 3 kültür merkezimizi baştan sona yeniledik. 4,5 yıl önce göreve gelir gelmez bu mekanların tümünü elden geçirdik. Koltuklarından sahnesine, kulisinden ses ve ışık sistemine kadar her noktasını yeniledik. Konak maalesef arsa fakiri olan bir ilçe. Boş alan neredeyse hemen hemen yok. Bunu bildiğimiz için elimizdeki tüm imkanları zorlayarak ilçemize yeni kültür sanat mekanları kazandırmaya çalıştık. Yenişehir'de restore ettiğimiz bir tarihi binayı Roman Kültür Merkezi olarak hizmete açtık. Basmane'de yine 150 yıllık bir binayı restore ettik. Burasını kent tarihi birimimiz şu anda kullanıyor. Bahçesini de kısa adı Sanathane olarak Konak Gösteri Sanatları Merkezi'ne dönüştürdük. İzmir'in tarihindeki yazlık sinema kültürünü burada yaşatıyoruz. Sadece sinema değil, aynı zamanda tiyatro ve sahne şovları da burada yapılıyor. Bugün de bu güzel mekanı Konak Modern Sanat Merkezi olarak İzmirlilerin hizmetini açıyoruz. Mutluyuz ve gururluyuz. Söz verdiğimiz bir projemizi daha tamamlamanın sevincini yaşıyoruz. Bu akşam açılışını yaptığımız bu tarihi mekan bizler için hakikaten çok önemli. Çünkü burası tarihi geçmişine rağmen tescillenmemiş bir binaydı. Konak Belediyesi olarak bu binanın öncelikle tescilini yaparak yıkılmasının önüne geçtik. Yaptığımız restorasyonla da bu bina belediyemizin kültür sanat mekanlarının en yenisi haline geldi. Çok değerli konuklarımız, Konak Modern Sanat Merkezimiz sanatın farklı formlarının bir araya geldiği, yaratıcılığın, duygu ve düşüncelerini serbest ifade edildiği bir alan olarak kullanılacak. Sadece sanatçıların eserlerini sergiledikleri bir alan olmasını istemedik. Tıpkı sanathanede yaptığımız gibi bu mekanda sanatın birleştirici gücüyle farklı kültürlerden, farklı şehirlerden sanatçıların İzmirlilerle buluştuğu bir kültür-sanat köprüsü olarak görevini yerine getirecek. Burada sadece sanatın izleyicilerini değil, aynı zamanda yaratıcılarını da ağırlayacağız. Sanatçılarımız burada eserlerini sergilerken aynı zamanda da deneyimlerini paylaşacak ve genç sanatçı adaylarına tecrübelerine eşlik edecek. Bir kültür sanat platformu işlevi ve üstlenecek olan bu mekanın yeni yenilikçi sanat eserlerinin ortaya çıkmasına da katkıda bulunacağına bütün kalbimle inanıyorum. Konak Modern Sanat Merkezimiz resimden heykele birçok farklı sanat disiplininin bir araya geldiği etkinliklere ev sahipliği yapacak. Bugün gerçekleştirdiğim bu açılışta aynı zamanda bu mekanın ilk sanat etkinliğini de düzenlemiş oluyoruz. Katılımınız bu özel gün için daha anlamlı oluyor. Heyecanımızı ve mutluluğumuzu paylaştığınız için başta siz değerli konuklarımıza, kıymetli eserlerini bizler için bugün sergiye çıkaran değerli sanatçılarımız Sayın Ozan Ünal'a,
Sayın Varol ve Sema Okan Topaç'a, Sayın Aysun Oza, Sayın Oktay Değirmenci'ye ve Patika Sanat Grubu'na, Sayın Ece Buara bir kez daha teşekkürlerimi arz ediyorum. Ayrıca bu binanın kısa süre içinde yapılmasını sağlayan Fen İşleri grubumuza, Fen İşleri Müdürlüğümüze, yine Kültür Sanat Müdürlüğümüze, müdürümüze ve Serpil Hanım'a, emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Yoktan var edilen bir bina burası. Evet, İzmir'in kalbi Konak'ta böyle bir kültür sanat merkezimizin tüm sanatseverler tarafından çok iyi kullanılacağına, burada güzel şeyler olacağına, güzel sanatlar, etkinlikler olacağına ben bütün kalbimle inanıyorum. 2023'ten daha güzel bir yıl olmasını temenni ediyorum. Özellikle 31 Mart'ta güzel bir tarih, 31 Mart. Bu ülkenin geleceği için, İzmir'imizin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için 31 Mart çok güzel olsun. Ben bu duygularla yeni yılınızı ve yeni yılınızı kutluyorum. Sevdiklerinize sağlık ve mutluluk içinde 2024'ün başarılı, huzurlu bir yıl olmasını diliyorum. Başarı derken 31 Mart'ı kastediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Niyetiniz geldiniz. Bizlerle buluştular. Değerli sanatçıların neler yapabileceğini gösteren değerli kadın sanatçılarımızdan ve kıymetli sanatçılarımızın tamamını başkanımızın açılış kurnemesi kesiliyor.